Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sümeyye. Bugün ilk videomu çekiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım ve bugün Helsinki merkeze gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, Helsinki'ye geldik. Burası Helsinki'nin tren istasyonu. Burada şehir içi ve şehir dışı trenler bulunuyor. Aynı zamanda bütün Helsinki'nin otobüsleri buradan kalkıyor. Ve alt katında metro ve önünde ve yanlarında da tramvay var. En sevdiğim yerlerden birisine geldim şu anda. Tuomiokirkko. Helsinki Katedral olarak geçiyor. Ve bu abi tarafa yapılmış. Alexander, 2. Alexander diye. Ruslar yapmış 1830 yılında. Kocaman 1300 kişilik bir kilise. Birazdan yukarıya da çıkacağım. Kilisenin etrafında burada Finnish Government var. Yani Finlandiya'nın devlet binası deniyor galiba. O var. Burası da üniversite. Helsinki Üniversitesi. Yani bayağı popüler bir yer. Aynı zamanda bu sokağın adı da Alexander'in katı. Bu adamdan almış o sokak adını. Hadi yukarı çıkalım. O kadar uzun süredir gelmiyordum ki sırf merdivenler çok olduğu için. Ve ne kadar güzel bir manzarasının olduğunu unutmuşum açıkçası. Helsinki'nin merkezinde bulunuyor. Buraya Market Square deniliyor. Yazın bu tarz pazarlar, kışın da Christmas pazarları oluyor. Ve istediğiniz her şeyi burada bulabilirsiniz. Helsinki'ye geldiğinizde mutlaka tavsiye edeceğim yerlerden birisidir. Daha sonra burada küçük kafeler oluyor. Burası da bir kafe, böyle tatlı bir yer. Burada waffle satılıyor galiba ve kahve satılıyor. Bakalım. Evet, burada da balık satılıyor. Burada inanılmaz güzel kolyeler buldum. Gerçekten mükemmeller. Ve fiyatları 25-30 euro civarında. Yüzükler de var. Çok güzel gerçekten. Thank you. Hi. Hi. Nerede sabun galiba? Sabun. Yeah, sabun. My wife, she put wool and felt. When it's wet, you scrub it. Oh. The foam come out, you wash yourself. Yeah. And in wool lanolin, very good for the skin. Yeah, it's really nice. Thank you. Alabileceğiniz küçük bir dükkan var. Burada yine magnet satılıyor. Just
Joo, moi. Moi moi. Sattu. Onko se käsi tehty? On, kangaskuulla käsin pudottu täällä. Oh, näyttää ihanalta. Joo, kiitos. Saanko me näyttää? Joo, totta kai. Peili. Ups. Joo, se näyttää ihanalta. Joo, se on tosi hyvä. Paljonko se maksaa? Se on 57 euroa. Mm-hmm. Joo. Nämä on 57. Az önceki teyze benim video çektiğimi görünce yanına çağırdı hemen, işte gel göstereyim diye. Sonra Türkiye'ye gitmiş ve Türkiye'yi çok seviyormuş, ondan bahsetti. Bana satmayı çok istedi açıkçası ama tanesi 57 euroydu bir atkının. El yapımıymış bu arada, çok güzeldi ama maalesef çok pahalı olduğu için alamadım. Ama size tavsiye ederim, gerçekten kadın çok tatlıydı. Helsinki'nin Suomenlinin adasına gidiyor. Ve yaklaşık 15 dakika içerisinde orada oluyor. Normal otobüs biletiyle aynı fiyatta gidiş dönüş. Orada yaşayanlar da var. Ama daha çok tarihi bir yer olarak geçiyor ve herkes oraya gezmek için gidiyor daha çok. Bu da Helsinki'nin meşhur dönme dolabı. Bir London Eye olmasa da gayet meşhur. Ve altında sauna var. Burası sauna. İnsanlar yazın kışın fark etmez orada saunaya girip sonra havuza ya da denize giriyorlar. Esplanade Parkı, Helsinki'nin merkezinde upuzun bir park. Çok güzel gerçekten. Burada da konser yapıyorlar. Bugün olacak galiba, şu an hazırlık yapıyorlar. Burası da çok beğendiğim Kahveli Kafesi. Çok yorulduğum için biraz kafe molası vermek istiyorum. Ve size içeri göstermek istiyorum. Daha buldum. İsmini onu bile bilmiyorum. Adı yazmıyor üzerinde. Girmeyi çok istemiştim. Çok güzel gözüküyor dışarıdan ama kilitliymiş maalesef. Helsinki Fact Number 1. Helsinki 1812 yılında başkenti olmuş. Finlandiya'nın başkenti. Onun öncesinde Finlandiya'nın güney batısında bulunan Turku başkentiymiş. O yüzden Helsinki çok eski bir başkent değil ve Helsinki'nin Avrupa'nın geri kalan bütün ülkeleri dışında bir old town'u yok. Helsinki'nin en eski sokaklarından birisi. Sadece Alexanderin Katu. Onu da birazdan gidiyoruz. Alexanderin Katu. Benim bildiğim en eski yerlerinden birisi yani. Ve bu az önceki Rus amca yüzünden verilmiş buraya onun ismi. Böyle uzun bir sokak ve genelde lüks. Titanic. Titanic. Kemanla çalıyor bir dakika. Thank you.
adam bunu kendisi kemanla çalıyor. Orada bir yerde oturuyor. Onu çekersem tip isteyeceği için çekmiyorum şu an. Finlandiya'nın 3 tane resmi dili var arkadaşlar. Biri Fince, biri İsveççe, biri de Sami dili diye geçiyor. Sami dili sadece kuzeyde bir grubun konuştuğu bir dil. Ama geçmişleri yüzünden Sami dilini resmi kabul ediyorlar. Ve İsveççe'ye de geçmiş yüzünden resmi dil kabul etmek zorunda kalıyorlar. O yüzden Finlandiya'da neredeyse bütün tabelalarda hem Fince yazıyor o yerin ismi hem de İsveççe yazıyor. Çok garip geliyor başta ama sonradan alışıyorsunuz. Yani bütün bölgelerin, bütün mahallelerin ve sokakların hem Fince ismi var hem İsveççe ismi var. Alexanderin Katu'nun İsveççesi de Alexander Skatan. Geldik arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum ama buna değdi. Lütfen videoyu beğenip yorumlara ne düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Ve lütfen abone olun. Sonraki videoda görüşmek üzere.